Sayın Valim, sayın milletvekillerim, saygıdeğer protokol, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, kıymetli hemşerilerim, çok değerli çevre dostları, sevgili öğrenciler, ben de hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın Orman Bakanlığımız tarafından düzenlenen Geleceğe Nefes kampanyasında emeği geçen herkesi kutluyor. Şehrim adına teşekkür ediyorum. Tabii insanoğlu gerek sanayileşme, gerek şehirleşme, gerekse tarım alanlarının genişletilmesi veya ormanların bilinçsizce kesilmesi sonucunda maalesef yeşil alanları daraltmışız. Tabii burada oluşan bilince de teşekkür ediyoruz. Şehrimizin, il genelimizin 1/3'ünden fazlası ormanlarla kaplı. Tabii orman demek, nefes demek, yeşillik demek, güzellik demek. Biz şehirlerimizi, ülkemizi, coğrafyamızı daha fazlasıyla yeşile boğmamız ve bu alanları geliştirmemiz lazım. Tabii bu faaliyet önemli bir faaliyet. Bu seferberlik önemli bir faaliyet. Şöyle baktığımızda hakikaten Türkiye'de şehirlerimizin daha fazla yeşil alana sahip olduğu, illerimizin, coğrafyamızın daha fazla ormana sahip olduğunu düşündüğümüzde bu bize burada da ifade edildiği gibi geleceği bir nefes olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de şehirlerimizin tanımlı olan planlarında yeşil alanları daha fazla arttırmış olsak veya onu korumuş olsaydık şehirlerimiz çok daha güzel olacaktı. Ama hamdolsun ki Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle bu bilinç giderek artıyor. Daha fazla ormana sahip oluyoruz, dikiyoruz. Dikmek tabii ki önemli ama korumak da bir o kadar daha önemli. Biz geçmişte var olanı korumuş olsaydık bugün daha fazla ormana sahip olurduk. Bugün dikeceğimiz ormanı da daha fazla korursak daha fazla yeşile sahip olacağımızı biliyoruz. Ben bu etkinliğin, bu orman dikme seferberliğinin hem şehrimize hem ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve burada emeği geçenlere de teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.